Baş Stalin 1929'un cilde böyle demiştir. El etmek lazımdır ki ülkede vesayet yığımının artığı sepelenip dağılmayarak kredi idarelerimize yığılsın. Stalin, kanaat edilen her manat komünizme gittiğimiz büyük yolda vatanımıza köme yettiği bir zamanda bu sözler hususi kuvveyle seslenir. Emanet kassası, emanetçilerin hakiki dostu ve kömekçisidir. O, öz hizmetiyle Sovet adamlarının rağbetini kazanmıştır. Her büyük müessesede, her mədəndə emanet kassalarının şöbələri vardır. Fəalə Kazımov emanet kassasını çoxdan tanıyır. O, tələb edildiyi dalına bilən emanətə qoyduğu pulla ildə 3% gəlir alır. Müddətli emanetlər üzrə isə ildə 5% gəlir verilir. Cari hesaba da emanet qoymaq olar. Emanetçinin vaxtı olmadığıda, bu hesabdan lazım olan məbləği emanetçinin çeki ilə hər kəs ala bilər. İşıq, su, qaz kimi kommunal xidmətlərin pulunu emanetçi, emanet kassası vasitəsilə ödəyə bilər. Qazma ustası Kuzmin, Krozno'dan Bakı'ya istirahata gelmiştir. O kanaat ettiği pula Merdekan sanatoryasına gitmek için çok kalmıştır. Kuzmin özüyle götürdüğü nakd pulu harcamıştır. Lakin onun akreditifi vardır. Sanatoryada istirahat eden Çilingər Salamov'a şad haber gelmiştir. Emanet kassası birçok hallarda emanetçiye kömeğidir. Şertli emanetin ne olduğunu hele bazıları bilmir. Bu ise çok elverişli emanettir. Hoşbaxt ata yoldan emanet kassasına döndü ve oğlu Hətti Buluğa çatana dey onun adına şertli emanet koydu. Başka cür emanetler de vardır. Nefçi Kerimov, kanaat ettiği pulu kızının adına uduşlu emanete koymuştu. Nöbeti tirajda Frengiz'in bahtı getirmiş ve onun adına koyulan emanete 100% uduş düşmüştür. Emanetin meblağı 2 defa artmıştır. Emanet meblağının 200% kadar da udmak olar. Frengiz udduğu pula rayal almıştır. Thank you.
kanaat edilip emanet kassasına koyulan pullar, emanetçilerin birçok kıymetli şey almalarına kömeğidir. Kanaat ettiğimiz puldan devlete ne kadar çok borç vereriksa, ülkemizin iktisadiyatı bir o kadar mühkemlenir, sanayi kuruluşu daha genişlenir, mağazalarda çok işlenen mallar kat kat artar, kıymetler ucuzlaşar. Manatımızın alıcılık kuvvetini biz özümüz yükseldirik. Hayatımızın daha zengin ve hoşbaht olmasına özümüz kömek ederik. Bu bizim doğma işimizdir. Emanet kassaları zahmetkeşlerden yalnız emanet kabul etmeyle meşgul olmurlar. Emanet kassaları 3% uduşlu daxili devlet istihraz vergelerinde satır ve alırlar. Bu istihraz üzere ilde 6 esas ve bir elave tıraş geçirilir. Her vergeye esas tırajda 400 manattan 50 bin manata dek, elave tırajda ise 100 bin manat uduş düşebilir. Baş çoban Ali, kazandığı emek günleri puluna 3% uduşlu istihraz vergeleri almıştır. Nöbeti tırajda onun vergelerinin birine 5000 manat uduş düşmüştür. Birçok kalkotçu, Ali kimi kanaat ettiği pula 3% uduşlu daxili devlet istihraz vergeleri alır. Herkese uduş düşebilir. 10 binlerle emanetçi, kanaat ettiği pulu emanet kassasında saklayır. Sovet adamlarının emeğiyle kazanılan manatlar, emanet kassaları vasıtasıyla arası kesilmeden devlet bankına, halk hazinelerine dolur. Sosyalist vətənimizdə hər il yeni yaşayış evləri, xəstəxanalar, məktəblər, zavod və fabrikalar, gözəl mədəniyyət sarayları, bağlar, uşaq bağçaları tikilir. Kesen mədənlərində qızğın iş gedir. Budur, müharibədən sonraki Stalin 5 illiyinin iftiharı olan Mingəçevir hidroelektrik stansiyasının tikilişi. Yeni neft yatakları tapılır. Bunlar bizim Azerbaycan'dadır. Alman faşist buldurlarının müvekkati ağalık ettikleri yerlerde ise kızgın berpa ve inkişaf işi gelir. Dinobreis'in nehenk bendi yeniden ucalmıştır. Düşmenin dağıttıkları bele berpa edilir. Respublikamızdaki bu inkişaf bizimdir. Emek cephesindeki çaldığımız zeferler, saadete gergedir sevimli yurdumuz.